Merhaba arkadaşlar. Ben Büyüyünce programına hoş geldiniz. Bugün rengarenk bir bölümle karşınızdayız. Ay'a, yıldızlara, güneşe ve kainatın her zerresine baktığımızda Rabbimizin sonsuz yaratma sanatından izler görür, hayranlık duyarız. Bütün bu güzellikleri anlatmak, içimizdeki hisleri paylaşmak için farklı yollara başvururuz. Bazen bir resim, bazen boyaların suyla buluşmasında bir ebru olur duygularımız. Asırlardır binlerce sanatçı eşsiz güzellikleri dikkatimize sunmaya çalışmıştır. Renkler ve desenler bize ne anlatır? Sanatın insana katkısı nedir? Nasıl sanatçı olunur? Boyaların su üzerindeki dönüşümünü, şekilden şekle giren desenlerin kitap ciltlerinde ve duvarlarda rengarenk duruşunu ve bütün bu çalışmaların nasıl yapıldığını merak ediyor musunuz? O halde gelin hep beraber bu renkli dünyanın içinde kaybolalım. Bugün el sanatları alanında çalışmalar yapan bir konuğumuz var. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk. Çocuklar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi birazcık tanıyabilir miyiz Filiz Hanım? Tabii ki. İsmim Filiz Şenol. Ankara doğumluyum. Ebru ve kağıt sanatıyla uğraşmaktayım. Bu alanda eğitimler veriyorum aynı zamanda. Teşekkür ederiz. Seni tanıyabilir miyiz? Evet. Ben Sümeyye Bayrak. 5. sınıfa gidiyorum. Peki boş zamanlarında ne yapmayı seversin? Kitap okumayı severim, ders çalışmayı severim, ondan sonra oyun oynamayı severim. Yani az olsa da el sanatlarıyla uğraşıyorum. El sanatlarıyla uğraşıyorsun. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun Sümeyye? Fen alanında şey yapıyorum ben. O yüzden fen bilimleri öğretmeni ya da mühendis gibi olmak istiyorum. İnşallah hayallerine ulaşırsın. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Kerem Mehmet Şenol. Peki Kerem, boş zamanlarında ne yapmayı seversin? Bahçede bizim bir yerde domates, biber, onları sulamayı severim. El sanatlarıyla uğraşırım. Önümdekini de sen yapmışsın. Evet. Bana biraz anlatır mısın nasıl yaptığını? Kartondan yaptım, banttan yaptım. Bir de renkli bantlardan yaptım. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun Kerem? Ben büyüyünce pilot ve sporcu. Siz de el sanatlarıyla uğraşıyorsunuz. Ama burada el sanatları alanında profesyonel olan Filiz Hanım var. Bize el sanatları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? El sanatlarımız gözlerimize güzel görünen, ihtiyaçlarımız dahilinde ortaya çıkan sanatlarımızdır aslında. İnsanlar yaratıldıktan ve ihtiyaçları zuhur olmaya başladıktan sonra pek çok şeye ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaçlarımızın daha güzel hale getirilmiş halidir el sanatlar. Becerileri doğrultusunda ya da insanların istekleri doğrultusunda emekleri vesilesiyle ortaya çıkardıkları sanatlardır. Peki siz hangi alanlarda uğraşıyorsunuz daha çok el sanatlarında? Ben geleneksel İslam sanatlarından ebru ve kağıtı sanatıyla uğraşıyorum. Her ikisi de Türk süsleme sanatlarındandır. Biliyorsunuz en güzel sanatkar Rabbim. Biz sadece onun yarattıklarını stilize ederek insanların gözlerine güzel görünmesini sağlıyoruz. Ebru sanatı su üzerinde yaptığımız sanat, bir cilt süsleme sanatı. Kağıtı sanatı da keza aynı şekilde kağıt oyma sanatıdır. Kağıt kattan geldiği için ben o sanatlarla daha çok hemhalim. Zaten stüdyomuza göstermek için Ebru getirmişsiniz. Beraber onu inceleyelim mi?
Şu an stüdyomuz ve malzemelerimiz Ebru yapmak için hazır. Filiz Hocam, şimdi siz bize Ebru yapacaksınız. Arkadaşlar, sizi de buraya alalım, beraber yapalım isterseniz. Ama öncelikle size önlüklerinizi verelim. Şöyle önlüğünü bağlayacağız senin. Gel, kafandan geçirelim. Şimdi arkandan bağlayacağım. Önlüklerimizi de giydiğimize göre geçelim Ebru'muzun başına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Arkadaşlar, daha önce hiç bu şekilde boyama yaptınız mı diye sormayacağım. Çünkü sen yaptığını söylemiştin. Peki malzemelerin ismini biliyor musun? Yok. Mesela hangi malzemeyi merak ediyorsun? Şunu merak ediyorum. Onun ismi sığır ödü. Boyaların su yüzeyinde açılmasını ve sabit kalmasını sağlıyor. Bunun ismini bir de merak ediyorum. Onun ismi de tekne. Ebru'da kullandığımız suyumuzu içine koyuyoruz. Yani suyu suyla boyuyoruz. Peki bu sığır ölüyor. Şimdi bu sığırdan mı geliyor? Evet. Ödüm patladı deriz ya, hani böyle korkunca. Sığırlardaki ödler de toplanıyor. Ondan sonra kaynatılarak zehirleri alınıyor. Ve gördüğünüz gibi boyaların su üstünde böyle açılmasını işte bu sığır ödü sağlıyor. Peki bu suyun üzerine nasıl boyalar böyle hiç akmadan durabiliyor? Akmadan, dağılmadan ve dibe çökmeden, değil mi Sümeyye'ciğim? Bunların durmasının sebebi suyumuzdan kaynaklanıyor. Çünkü suyumuz özel bir su. Bildiğimiz su değil. Şimdi siz de birazdan yaptığınız zaman göreceksiniz. Jel gibi bir kıvamı var suyumuzun. Geven dediğimiz bir maddeyle karıştırarak özel bir su hazırlıyoruz. Peki şimdi bu suyu neden yarısına kadar dolduruyoruz? Çok fazla doldurursak taşar, kolay çalışmamıza engel olur. Ne çok azalacak, ne çok fazla olacak. Hocam peki kağıdımız özel mi? Kağıdımız özel, şöyle özel, ağırlık bakımından özel. Suya dayanıklı olması için 120 gram ağırlığında bir kağıt kullanıyoruz. Onun dışında artı bir özelliği yok. Peki ben mühendislik alanında ilerlemek istiyorum. Bu sanatı yapmak istiyorum. Nasıl öğrenebilirim? Nereden öğrenebilirim acaba? Öğrenebilirsin tabii ki. Şimdi bizim sanatımızla alakalı okullarımız da var. Güzel Sanatlar Liseleri var. Orada veriliyor dersler. Aynı zamanda Geleneksel Sanatlar Fakülteleri de var. Bunun dışında bizim sanatlarımızı Ebru ve diğer geleneksel sanatlar usta çırak ilişkisiyle yürüdüğü için atölyelerde de eğitim alabiliyorsunuz. Bu boyalar neyden yapılıyor? Bu boyalar topraktan yapılıyor. Toprak boyalar İstanbul'un Çamlıca bölgesinde çıkartılıyor. Pigmentlerle kuvvetlendiriliyor ve Ebru'ya hazır hale getiriliyor. Peki hocam, bunlarla uğraşmak, Ebru'yla veya herhangi bir el sanatlarıyla uğraşmak bize ne katkı sağlar? Ruhumuzu çok güzel beslediğine inanıyorum bu sanatlarımızın. Mesela Ebru'nun kanıtlanmış psikolojik etkileri çok fazladır. Osmanlı zamanında bu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi amaçlı da kullanılmaktadır Ebru. Peki az önce kırmızı boyayla siyah boyayı karıştırdınız. Aha. İkisi nasıl karışmadan? İkisi de şu an görünüyor. İki boyayı birbirine katarak yeni bir renk elde edebiliyoruz. Bunlar da toprak boya olduğu için. Ama üst üste geldiklerinde hepsi kendisine ayrı ayrı gösteriyor. Bu da Ebru sanatının ayrı bir sırrı. Peki o kağıt nasıl o suyun üzerinde? Suyun içine batmadı diyorsun, değil mi? Evet. Çünkü suyumuz jel kıvamında ve yüzeyde tutuyor. Çok fazla tutarsam suyun dibine doğru çökebilir. Ama ben şu an yatırdım. Tamamen kağıdım aldı Ebru'mu. Yani içtiğimiz sudan tamamen farklı, farklı bir hale aldı. Kesinlikle farklı. İçinde çünkü deniz kadayıfı dediğimiz bir madde var. Hocam gerçekten çok güzel oldu ve orada daha canlı durdu renkler. Kağıda çıkınca koyalım mı? Alalım isterseniz hocam. Hem rengimizi görün. Allah, çok güzel. Neye benziyor? Neye benziyor? Laleye benziyor. Laleye benziyor değil mi? Lalenin özel bir anlamı var mı hocam? Evet, sanatımızda çiçekler stilize edilmeye Cumhuriyet döneminde başlanmış aslında. Battal Ebru dediğimiz teknik gidiyor. Lalenin anlamı da Allah'a yakarışı temsil ediyor. Dua, her iki tarafı yukarı doğru bakar, elleri açıp Allah'a teslimiyetimizin sembolüdür. Mesela gül, Peygamber Efendimizin sembolüdür. Karanfil ise dört halifenin sembolüdür. Tarağı kullanacağınız anı çok merakla hemen bekliyorum. Hemen kullanalım. Peki bu fırçanın ne işe yarıyor? Bu fırçalarımız da çok önemli. Çok güzel bir soru sordun sen. Bunlar gül dalı.
gül dalı olmak zorunda. Ucundaki kıllar da at kılı. Bu da ayrı bir özelliği. Gül dalı en narin dal ama suya en dayanıklı daldır. Atalarımız bunda bile zerafet göstermişler, gülle bütünleştirmişler. At kılı da boyayı içerisinde en fazla tutan kıllar. Ebru sanatı aynı zamanda ben şöyle de anlatayım size. Osmanlı zamanında aslında Ebru sanatı olmuştur. Orta Asya'dan gelmiştir İpek yoluyla İran'a, İran'dan da Osmanlı'ya gelmiştir ama Fatih Sultan Mehmet zamanında yaptırılan Saray Nakkaşhanesi'nde bütün sanatçılar asıl ivmelerini kazanmıştır. Yani aslını bu Çamlıca toprağıyla olmasından almaktadır. Avrupa'da da evet Ebru sanatı yapılıyor ama bizden gitmiştir. Türk kağıdı diye bilinir üstelik Avrupa'da. Öyle mi? Evet. Bunu merak ediyor musun Sümeyye'ciğim? Evet. Sanki değil mi? Niye silip duruyor diyorsun? Bunun ismi de biz. Şekiller veriyoruz biz bunun içinde. Z ile mi, S ile mi hocam? Z. Biz. Hı hı. Z ile. Şimdi bunu her zaman dik tutmanız gerekiyor. Böyle gelgitler yapıyorum. Boyalarımın üstünden geçiyorum. İzlerken kolay görünüyor da hocam. Yaparken evet. Gerçekten çok güzel bir el kıvraklığı istiyor. Sabrı öğreten bir sanat. Şimdi tarağımızı teknemizin içine koyuyoruz. Beraber çekelim mi? Olur. Hadi gel. Tut bakalım buradan. Tarağın ne işe yaradığını gördün Sümeyye sanırım. Evet. Saç taramaktan daha mı zor, daha mı kolay? Ya daha zor. Daha mı zor? Şimdi bakalım verdiğin şekil nasıl çıkacak? Kağıdımızın bile bir yatırılma şekli var. Hava olmaması için esnek bir şekilde yatırıyoruz. Kağıtların da mı rengi farklı hocam? Farklı. Rengarenk kağıtlarımız var. Gerçekten rengarenk bir sanat. Şimdi denemek ister misiniz bu çok merak ettiğiniz malzemelerle Ebru yapmayı? Şimdi önce Sümeyye ile mi başlayalım Sümeyye'ciğim? Ne çiçeği yapmak istersin? Papatya yapalım mı seninle? Tabii. Tamam. Şimdi bu bizimizi eline alıyorsun. Gel bakalım seninle bir yer değiştirelim biz. Sen buraya gel. Hadi bakalım. İstersen oturabilirsin, istersen ayakta yapabilirsin. Şimdi bu tarafta istediğin renkleri seçebilirsin Sümeyye'ciğim. Hangi renklerle yapmak istiyorsun? Ne renk olsun çiçeğin? Sarı olsun. Altına önce bir kırmızı koyalım önce. Hani çiçeklerin orta yeri sarı olur, dışları daha renkli olur ya. Şimdi o bizini, bak şöyle bir yuvarlak koyacağım. Sen bunun üzerine rengarenk de yapabilirsin. Hepsinden bandırıp üst üste. Tamamen sana kalmış, hayal gücüne kalmış. İstersen kırmızı da yapabilirsin sadece. Bandır istediğini. Hadi hayal gücünü geliştir bakalım. Tut bakalım. Sen tut. Ben sadece ilkini göstereceğim. Sonrasını sen kendin yapacaksın. Tut tut benimle. Bak. Geliyorum. Karşısından geliyorum. Şimdi Sümeyye sen buradan geleceksin. Buradan. Böleceksin bunu. Hadi bakalım. Gel. Evet. Kal. Oradan da gel. Evet. Çıkma. Aynı şey gibi getirecektim. Aha. Ortasını birleştirelim. Hafif. Gördün mü? Papatya ne oldu? Kalp yapmak ister misin? Şimdi Sümeyye'ciğim, bence şununla bak. Ben bir tane yapacağım sana, sen de hemen yanına yapacaksın. On üzerinden 10 vermeli yani. Bence de hocam 10 üzerinden 10 verelim. Çok güzel olmuş Sümeyye. Çok güzel oldu. Gel. Gel bakalım. Sıra Kerem'de. Evet Kerem'ciğim. Sen boyaları şöyle bir ne karıştıralım. Ne yapacaksın? Bize sürpriz mi yapacaksın Kerem?
çocuklarla beraber ebru sanatında evet geleneksel bir sanat, ebru sanatı. Ama biz çocuklara da hani hitap etmesi yönünden kuşlar yapıyoruz, kelebekler yapıyoruz. Sen de bundan yap bakalım. Çok güzel oldu hepsi. Gerçekten çok güzel oldu. Sana da aferin Kerem. Sana da 10 puan veriyoruz. İkinize de 10 puan. Hadi sizi yerlerinize alalım. Ben de sizin yaptıklarınızı kağıda çıkartayım. Boyalarınızı kendiniz de bir kağıtta yorumlayın bakalım. Siz bu sanatı, bu mesleği nasıl seçtiniz? Ben ilk başta hobi olarak hep çok merak etmiştim. Çok da bir bilgim yoktu işin açıkçası. Hobi olarak başladığım bu sanata daha sonra mesleğime dönüştürmek istedim. Usta-çırak ilişkisiyle yatışıyor bizim geleneksel sanatlarımızda sanatçılar. Ben de ustamın yanında başladım sanata. Onun yanında icazemi aldıktan sonra, izin belgesini aldıktan sonra ben de bu sanatta ilerlemeye, aslında ruhumun benim buna ihtiyacım olduğunu, kendimi bulduğum sanat olduğu. Gerçekten bence de size hitap eden bir sanat hocam. Başarınızla bakılırsa elinize sağlık. Çocuklar sizin de elinize sağlık. Bakabilirsiniz şekillerinize. Kendinizi alkışlayın. Gördünüz mü? Gerçekten renkleriniz çok canlı çıkmış. Çocukların duyguları nasıl güzelse renkleri de direkt tekneye yansıyor. Dolu dolu geçen programımızın sonuna yaklaşıyoruz hocam. Ben size şunu sormak istiyorum. Ben büyüyünce el sanatkarı olacağım diyen arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? El sanatkarı olmak isteyen arkadaşlarımıza öncelikle yetenekli olmam gerekiyor mu düşüncesini akıllarından atmasını istiyorum. Sabır. Bizim sanatımızda en önemli olan sabır. Sabrederseniz öğrenemeyeceğiniz hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor bu sanat. Bir becerinizin olmasına gerek yok. Sadece çalışmakla ve istikrarlı bir şekilde bu sanatı yapıp ruhunuzu doyurmak istemenizle bir bağlantısı var. O yüzden önce sabır diliyorum, sonra cesaret diliyorum ve sevmelerini istiyorum. Bizi kırmayıp buraya kadar gelen ve sanatıyla gözümüze gönlümüze hitap eden Filiz hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ayrıca arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ediyorum ve sizleri birer hediyeyle uğurlamak istiyorum. Sizlere kitap hediye ediyorum. Sümeyye sen okumayı çok seviyordun. İnşallah bol bol okursun. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.